Merhabalar. Ablam bakınca çok kötü hissediyorum çünkü bugün bir konuğum var yanımda. Biliyorsunuz ki belki bahsetmişimdir ya da beni Instagram'dan takip ediyorsanız 2 aylık bir yeğenim var. Ama 2 aylık yeğenimin benden çok kitabı var. Tabii bu desteklediğim bir şey. Çünkü biz ailecek annem, babam, halam, ablam, ben, kuzenlerim kitap bağımlısıyız gerçek anlamda. Hepimiz farklı türlerin hastasıyız ama hepimizin bir koleksiyon eğilimi var. Ablam da kendini bebeğini kitaplarla büyümeye adadığı için günde gelen 10 koliden 11'i kitap. O yüzden sizlere kitaplardan biraz bahsedip size de örnek olmak, belki birazcık da fikir vermesi amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdik. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar, hepsinin nereden alındığını kesinlikle ablam hatırlamıyor. Tek tek sorunca hatırlıyor ama. Çünkü hepsi çok farklı yerlerden. İdefix var, BKM var, A101 var. Hepsi burada var. Hepsi burada var. Trendyol var. Evet, bunların hepsi var. O yüzden Kitap yurdu var. kitap yurdu. Merak ettiğiniz bir kitap varsa özellikle onu sorarsanız altta yorumlarda biz yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi ben en beğendiğimle başlamak istiyorum. Ve bu. Aslında burada bu kadar kitap var ama bu tek başına 365 kitaba bedel. Çünkü her güne bir masal, başından da anlayacağınız üzere. Bunu tarihine göre teker teker, bazen geriye dönerek, piyangodan hangisi çıkacak şeklinde yaparak yeğenimiz uslu durduğu, dinlemeye müsait olduğu zamanlarda okuyoruz. Kitabın dezavantajı hiç resim olmaması. Yani çocuğa gösteremiyorsun. Çocuğa okuduğunda böyle heyecanlı heyecanlı dinliyor. Çok fazla farklı kelime olduğu için de çocuğun gelişimini destekleyici bir kitap. Ben hikayelerini çok beğendim. Evet. Kısa, çocuğu oyalamak için de ideal. Çünkü en azından günde 15 dakika çocuğa kitap okumak benim gelişim açısından çok önemli. Tavşanların kuyrukları niçin ufacıktır? Mesela bir Japon masalıymış. Bunu okuduğun zaman en azından betimlemeyle bir şekilde tavşanı, kuyruğunu, ufağın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Senin en beğendiğin hangisi abla? Bugün gelenler. Evet. O zaman şu mu ki? Bugün bu kitapları geldi. Daha bir seri daha kitap gelecek ama daha gelmedi kargodan. Gelecek mi? Bunlara bayıldım. Evet, çok güzel, Birinin bakalım. hesabında görmüştüm Instagram'da. Üç Çok beğendim. boyutlu. Üç boyutlu. Daha okumadım ya da incelemedim ama böyle yazın heyecanlanacağını düşünüyorum. Yaz yeğenim bu arada. Benim de bilmediğim bir sürü hayvan vardır muhtemelen. Ben de ona anlatırken bayağı çalışmam gerekiyor bütün hayvanları. Geçen gün ben panterlerle ilgili bir kitap okudum buradan bir yerden. Yani panterin DNA'sını öğrenmedim bir tek galiba. Böyle hayvanları üç boyutlu olarak gösteriyor. Gerçekten çok aşırı beğendim. Bu ama sanki yaş aralığı var mı? Bir yaşından daha sonra sanki 0-1 ya. yaş olabilir. Bence çocuk canlandırırken güzel anlıyor. Yani küçük de olsa bizim daha bebek 2 aylık ama küçük de olsa heyecanla bakabiliyor. Bu da onun okyanus 3 boyutlu görselli okyanus kitabı. Bunlar pop-up kitaplar. Çok beğendim. Çok canlı. Bu Mandolin Yayınları'nın da bir tane Kırk Ayak diye kitabını almıştım yine. Bu da böyle bir tane kırk ayağın bir davete gitmesiyle ilgili ayakkabı alması gerekiyor. Çizimleri çok komik. Hikaye olarak da güzel. Hani anlatırken heyecanlanarak anlatabiliyorum. Şunu anlatalım. Yükselen Zeka diye bir şey var. Seri. Bu işte 0-3 ay Şöyle çocuklarda göstereyim onu. renklerin algılanması ile ilgili belli başlı renkleri algılayabiliyor, görebiliyor. Onun bu görsel destekleme amacıyla yatağının yanına işte 15'er saniye çocuğu anlatıyorsun. Bu da çok güzel bir En çok seri. şu an bunları kullanıyoruz. Evet. Bir de şunları kullanıyoruz galiba. Evet, C'leri kullanıyoruz. Bunların da bu serinin de 2 yaşından kadar aldım ben. Bundan sonra da direktman at, işte ağaç, İngilizce destekli kartları var bu boyutta. Çok sağlam. Hani çocuk hareketlendiği zaman ağzına falan alırsa da problem yaşamayacağız diye düşünüyorum. Bunlar da güzel. Böyle gözünden bakıp C falan diye anlatıyorsun. Bunlar çok tatlı. Bunu Evet. mesela diğer yeğenim Ateş çok fazla severek oynuyordu. İlk başta biz yapıyorduk ama şu an 3,5-4 yaşına gelmek üzere kendi kullanıp bize karşı C'liyor sürekli. Kitap inanılmaz övülüyordu Aç Tırtıl. Bunu da şimdi biraz erken almıştım ama çok heyecanlı bir şekilde aldım. Sayıları falan öğrenmesi, meyveleri öğrenebilmesi için. Bunlar normalde hareketli kitapmış da onlardan kalmamış. Bu da çok hoş ama çok beğendim. Anlatmak için de ideal bence. Şeyleri çok beğenmiştim. National Geographic miydi bugün gelenlerden? Sincap kitabım bunlar. Burada da işte meyveleri, sebzeleri işte anlatabilmek adına
Çok görselleri çok canlı. Çok kaliteli. İngilizcesi var. Ve çiçekleri anlatıyor. Benim ilk uzay kitabım Güneş Sistemi. Benim zaten merakım var böyle öğretmeye bu konuları. Güneş sistemini, gezegenleri, yıldızları, bütün görsel olarak çok kaliteli ve çok canlı kitaplar. Daha bunları evet, biraz sayfa olarak azam önemli değil, anlatmış her şeyi. Şu seriyi ben Trend Yol'dan almıştım. Sonra ben aldıktan sonra bayağı indirime girdim. Moralim bozuldu ama bunların işte Ben Pandayım, Ben Koyunum, Ben Film, Ben Atım. Daha farklı farklı yayım evlerinin de böyle kitapları var ama ben o an bunları çok beğenmiştim. Sonradan araştırıcı daha farklarını da buldum güzel. Ama bunlar da bence hani anlatmak için ideal. Bak işte zıplıyor, bak tüyleri var, kürkü var falan diye. Bunun da böyle serisi var. En çok kullandığımız bu demiştim ama aklıma bunlar geldi abla. Bunlar da iki seriydi. İlk kitabım vardı. İlk sözcüklerim, ilk kitabım diye. Bunlar da işte yani kendi isim koymuşlar. Çeşitlerini gösteriyor ama hangi... Biraz betimleme var evet, bunda. Evet, Lokum, Bomon kendi koymuş bu isimleri. Teyzesi sadece oyun oynamak için. Aynen. Bezos Nal'ın 3 kitabı var zaten. 3'ünü de aldım, çok güzel. Resimleri çok güzel. Hikayenin anlatımı çok güzel. Kendisi de çok güzel bir bayan zaten. Çocuklar için de. Hikaye mi anlatıyor? Hikaye anlatıyor. Aslında ilk başta biz kitapları hikaye ve öğretici olarak hani böyle ikiye böldük ama sonradan işin içinden çıkamadık. Yayın evlerine ve türlerine göre falan ayırmaya başladık. Türkiye İş Bankası'nın kitaplarını zaten hastayım. Hep de ondan alıyorum. Daha bir gelecek kitapların çoğu da Türkiye İş Bankası'nın. Bu birazcık erken onun için ama işte balık çeşitlerini, okyanusu, denizi. Ben herhalde biraz taktım okyanusu, denize. Çok fazla kitap aldım onunla ilgili. Çeşitliliği görebilsin, algısı gelişsin diye. Aslında burada ben şey görmedim. Dinozorlarla falan ilgili hiçbir var, şey yok. O da gelmedi. Var dinozorlarla ilgili. Sonra doğada işte bu da Dünyayı Öğreniyorum serisi. Bunun da hepsini almadım. Birkaç tanesini aldım ama çok güzel bitkileri falan anlatıyor. En azından hafızası bir şekilde gelişir diye düşünüyorum. Tabii bunlar için çok erken. Biraz daha böyle 2-3 yaş belki 9 ay sonrası ama bu 3 baytak 3'ü okuyorum. Çok tatlı evet, bu. Evet, bunun hikaye anlatımı da çok güzel. Yavru penguenin hikayesini anlatıyor. İşte ben bu da güzel bir fare hikayesi. Sanki bunu ben okumuştum. Evet. Hayvanları hani tanıması için şunlardan hızlı koşarım, bunlardan küçüğüm görünmem, işte şunun üzerine taşınabilirim. Böyle diğer hayvanları türüne göre anlatıyor. Bu da bir uyku kitabı. Bir tavşanın korkuyor bir şey zannediyor. O da onun anlatıyor. Söylemeyeyim sonunu. Bunu hiç okumadım ama bu iyilikle ilgili bir kitap. Biraz sanki biraz büyüyünce okuyabileceğim bir kitap. Minik salyangoz Pepe ile dev balina Zeze'nin yolculuğunu anlatıyor bu. Bir salyangozun Pepe'nin üzerinde, balinanın üzerinde gezme hikayesini anlatıyor. Bu da değişik farklı farklı yerlere gidiyorlar. Farklı farklı yerleri yanardağı görüyorlar falan. Okyanusu görüyorlar. Hani gezdiriyor salyangozu. Bu da utanan bir ayının hikayesi. Her şeyden utanıyor. Ama sonradan arkadaş ediniyor. Çok sevdiğim, aşırı seviyorum bu kitabı. Mutlu Su Aygırı. Önce bu su aygırı olmak istemiyor. Ben su aygırı olmak istemiyorum diyor. İşte herkese özeniyor. Maymun olacağım, şu olacağım, bu olacağım. En sonunda işte su aygırı olmanın, yani kendin olmanın iyi olduğunu anlatıyor. Güzel bir kitap. Herkesten bahsettik. İlk hediye kitabından bahsetmedik. Bu daha ben hamileyken teyzemin verdiği bir kitap. İlk kitabım. Çocukların algıları, işte renkleri çok kısıtlı olduğu için. Çok ilgisini çekiyor. Hala miyav miyav diye böyle canlandırdığımız zaman böyle gülerek bakıyor. Yani küçücük zamanda başladı gülmeye. Bunlar çok güzel. Bunlar da Türkiye İş Bankası'ndan ama bunun iki tane kitap. Yavru Timsah Çipiti'nin Muzurlukları ile ilgili bir kitap. Bunu da, bu iki kitabı da çok seviyorum. Arkadaş ediniyor sonra. Arkadaş edindikten sonraki şeyini anlatıyor. Hikayesini anlatıyor. Bu Jüri de Sevim'in kitaplarını ilk defa aldım. Biraz beğendim. Eksik Parça Yayınları'nı. Biraz büyüyünce ama ben hani anlatırsam sanki ağlayacak. 4 tane hikayesini aldım. Ya böyle tam uykuya dalmadan önce hani böyle bir mamur oluyor ya, o zaman evet, okunmaya uygun gibi geliyor bana. Kendine Yeten, Karetta'nın Öyküsü, Kibele Masalları, Peri'nin Doğuşu diye 4 tane kitabını aldım. Ay fil. Peri film miymiş? Evet. Bu sürprizli kitaplar da tam şu an küçük, şu an için ilgisini çeken kitap. İşte Beneklerim Var, Ben Taz Süt Verim, Kimim Ben diyorum. Burayı açıyorum, karşısında ineği görüyorum, öö falan diyorum. Bu da güzel bir sürprizli kitap. Bu da onun aynı yayının kitabı. Burada renkleri anlatıyor.
Ben sarıyım. Hem de çok lezzetli. Abla şey hatırlıyor musun? Ateş'in İş Bankası yayınlarından sürprizli bir kitabı vardı. İşte uçak ya da arabalar falan Evet. araçlarına göre ayırıyordu ama bildiğin içinden böyle açtıkça o kadar güzel şeyler çıkıyordu Ya ki. Onun videosunu ben Ateş'in kanalında çekip koymuştum. Olmadı aşağıya bir link atarım. bu Geyik Böceği'nin 3 tane kitabı var. Ben YKM yayınlarının bir tanesini aldım, nasıl bir inceleyeyim diye. Değişik bu kelebek kitabı. Kelebeğin nasıl çıktığını, nasıl Aa, çok tırtısı olduğunu, nasıl güzel. koza ördüğünü, sonra nasıl içinden çıkıp kelebek olduğunu anlatıyor. Bir de bunun arı kitabını aldım. Bu da Kumdan Kale yayınlarının. Bayağı güzel bu kitaplarda. Bin Bir Çiçek yayınlarının. Ruti Ohi'nin. Bu da eğri büğrü işte şekilleri anlatsın diye. Kare üçgenle gidiyor. Arkadaş olmaya çalışıyorlar işte çizgiyle falan. Böyle bir en azından dört tane şekli çocuğa anlatabilmek için güzel bir hikaye bence. Bu kitap da bana erken geldi. Biraz çok yazısı var. Çünkü çocuğun o kadar sabrı yok. Birazcık ilerleyen zamanlarda çocukla oturup okuyabilecek bir kitap. Şu an bir sayfa okuyunca bazen sıkılıyor. Evet. O yüzden resimlerle destekleyen şeyleri anlatmak daha ya da önceden çalışmak gerekiyor kitaba. Bu Tavşan Canı La Faresun'un da bir sürü hikayesi var. Bunun da ilk hayvanlar kitabım bu yayınını aldım. Bunun da diğer şeyleri var. İlk sözcükler, ilk sayılar, ilk hayvanlar. Bunu deneyeyim dedim. Ama gerçekten görselleri çok muhteşem. İlk defa açıyorum bunu da. Çizim değil de görsel Gerçek. kullanmışlar, Evet. evet. Fotoğraf koymuşlar. İnanılmaz hoş. Bunları da belki diğer yayınlarını da alabilirim. Ay evet, bunu ben çok beğendim. Bugün ilk defa gördüm bunu. Bu da organik kitap. Pik adında bir pup. Bu da arkadaşımın sayfasında da gördüm. Beyaz Balina serisinin. Bayağı bir köpekle arkadaşlıktan bahsediyor. Çizimleri falan çok güzel. İşte köpekle bir şey paylaşmak istemiyor. Ama arkadaş oldular sonra çünkü yalnız kalıyor falan. Bu da çok güzel bir kitap. Bunları ben şeyden aldım. A101'den aldım. Bunlar çok ilerleyen zamanlarda muhtemelen çeşitlerine falan ayırıyor. Çünkü bak şu köpek balığı var, bu köpek balığı var falan diye. Şimdi böyle görünce heyecanlandım. Hemen aldım. Koala var, panda var, leopar var. Kardeşim bunu okumuştu bugün. Evet, Geçen o gün pardon. DNA'sı. Bunlar da iki seri aldım bunlardan da. Bunlar da A101'den aldım daha dün. I Wonder Why. İşte rekorlar, muhteşem yapılar, piramitler. Yani şahsen birçok şeyi ben de bilmiyor olabilirim. En azından belki bebeğe anlatırken ilgisini çekebilir ilerleyen dönemlerde. Merak ettiklerimizde bir tane kitap vardı. Bir kitap serisi. Aslında orada da vardır bunlar ama böyle görsel destekli Bu değildi. bizim içeride okuduğumuz o muydu? Evet, oydu. Ama işte onlar çocuklar için uygun olmayabilir. Burada resim olduğu için ya da fotoğraf olduğu için daha böyle ilgi çekici. Mesela bu ilk resimli kelimelerde de meyvelerin fotoğraflarını, sebzelerin fotoğraflarını, her şeyin fotoğrafını koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Bir de İngilizceli olanlar var. Benim İngilizce Türkçe olanlar içinde. Böyle hayvanları var. Türkçe sözlüğü var. Kelimeler kitabı var. Bunlar da çok ucuzdu. Hani tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Kesinlikle kitaplara uzak kalmayacak, aşina olacak Evet. eminim. Ağustos bir tek La Fontaine'in bir tane kitabını aldım. O da biraz ilerleyen zamanlarda muhtemelen birçok şey alırım. Sonra bir de bu işte çizgiler nasıl dönüyor, işte böyle dönüyor. Hortum nasıl ilerliyor, yağmur nasıl yağıyor, böyle yağıyor. Hani yağmuru izliyorsun. Sonra güneş işte nasıl Burada ışınlarını dokun hisli mi? Ha, şuraya ölçüyorsun. iki boyut. Böyle bir kitap daha var. Bir seri daha kitap gelecek. Onlar gelmedi daha. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de yardımcı olur. En azından şunu çok beğendim. Bundan ben de istiyorum diyerek bakabilirsiniz. Çünkü çok tatlı şeyler var. Kendinize çok iyi bakın. Karantinada bol bol kitap okuyun. Çocuğunuza kitap okumayı aşılayın. Güzel bireyler yetiştirin diyorum. Ablacığım bir şey demek ister misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada biz sürekli kitap okuyoruz yaza. 2 aylık falan demiyoruz. Bir doğduğu günden beri sürekli hikaye ve kitap okuyoruz. Bir şeyler gösteriyoruz. Meyvesini ileride yiyeceğimizi düşünüyorum. Buradan da aktarırım. Bay bay. Şimdi galiba bunları kitaplığa geri ben dizeceğim. Son defa bir bakayım da. Bay bay.